Efendim sizden çokça telefon alıyoruz. Özellikle hem İngiltere hem de dünyanın farklı ülkelerinde emlak yatırımı yapmayı düşünen yatırımcılar tarafından. Şimdi gelecek haber tam sizler için. Göçmenlik hukuk uzmanı Nüsra Şahin danışmanlık hizmetiyle birlikte yatırım yapmayı düşünen yatırımcılara özel fırsatlar sunuyor. İzliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde ya da İngiltere'de emlak yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bilgiler alacağız efendim. Immigration Connection firması direktörü Nüsra Şahin ile birlikteyiz. Angel'da bulunan Regent's Park'tayız. Arkamda görmüş olduğunuz bu binaları satın alabilirsiniz ama bununla birlikte acaba İngiltere'de oturum alabilir misiniz? Ya da yapacağınız emlak yatırımıyla hangi ülkelerde oturum alabilirsiniz? Bunları konuşacağız. Değil mi Nüsra Hanım? Nasılsınız? Öncelikle onu soralım. Evet, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Güzel bir giriş yaptınız. Aslında bakarsanız evet dediğiniz gibi belki bunlar çok merkezde ve pahalı binalar ama Britanya'da gerçekten emlak yatırımı Türkiye'den çok ilgi çekiyor bu dönemde. Ve biz bu soruyu çok sıklıkla alıyoruz. Britanya'da emlak yatırımı yapmak benim Britanya'da vize almama kapı açar mı? Bana vatandaşlık sağlar mı? Bu yeni bir soru değil. Biz bunu hep duyardık. Uzun süredir Britanya emlak alımını böyle bir kategoriden çıkardı. Maalesef Britanya'da emlak yatırımı bir vize avantajı, bir vatandaşlık avantajı yaratmıyor. Ancak gene de Britanya birçok vatandaşımız için, yatırımcı için çok çekici bir market ve çok tercih edilen bir market. Peki Türk vatandaşları burada herhangi bir vizesi olmadan da emlak yatırımı yapabiliyor mu? Bunun da eğer mortgage ihtiyacı varsa gene hukuk avukatlar devreye giriyor gereken leasing transfer açısından. O süreçte evet bunun önünde bir engel yok. Yatırım yapılabilir. Bunun için özellikle bir oturum sahibi olması gerekmiyor. Emlak yatırımının önü açık. Market de stabil olduğu için ve emlak fiyatlarında düzenli artış kaydedildiği için tabii ki bu bölgeden bölgeye değişiyor. Tabii ki dönemsel değişiklikler oluyor. Ancak iyi bir araştırmayla karlı yatırımlar yapmak mümkün. Vatandaşlarımız da Britanya'yı bu anlamda bir destinasyon olarak görüyorlar. Çünkü pasif gelir elde etmek, belki ileride çocuklarının buraya yerleşme ihtimalini düşünerek, belki kendileri gelip gidiyorlar. Ama daha çok kiralık olarak buradaki var olan öğrenci, profesyonel gibi insanların, hani ailelerin kiralamasına yönelik olarak alıyorlar. Evet, şunu sormak istiyorum. Şimdi tabii ki emlak yatırımı yapmak için bölgeyi tanımak gerekiyor. Eğer bölgeyi bilmiyorsanız, ülkeyi tanımıyorsanız da bilen ve tanıyan birisinden destek almanız gerekiyor. Siz bu noktada tabii ki bu hizmeti veriyorsunuz. Dilerseniz bu verdiğiniz hizmeti değerlendirelim önce. Sonrasında dünyanın farklı ülkelerinde yine emlak yatırımı yaparak alabilecekleri oturumu konuşalım. Dediğiniz çok doğru. O ülkeyi, o ülkede bir şeyleri nasıl işlediğini anlamak zaman alıyor. Ve biz yıllardır kendi müvekkillerimize, network'ümüzdeki vatandaşlarımıza hep bu konuda bildiklerimizi paylaştık. Ben şahsen zaten bunu hani kendim de kişisel ilgi alanım olduğu için ve güzel de bir network'e sahip olduğum için düzenli olarak hani yönlendirerek insanlara yardımcı olmaya çalıştım bütün bu süreç içerisinde. Hali hazırda bizim hem Londra'da hem de Britanya çevresinde yeni yapılan rezidans projeleri olsun, o bölgeye yönelik bir dönüşüm planı olsun. Buna ilişkin bilgiler bize düzenli olarak gelmekte. O anlamda bize eğer Britanya'da emlak yatırımı düşünen vatandaşlarımız varsa ulaşsınlar. Dediğim gibi bir vize sözü yok ortada. Bir vatandaşlık vaat etmiyor. Ancak uzun vadede emlak değeri, buradaki hani kanunların stabil olması, regülasyonların stabil olması, kira gelirlerinin stabil olması kişiler için parasını böyle bir büyüyen yerde değerlendirmesini sağlıyor. Biz gereken yönlendirmeleri bu anlamda sağlarız. Vize konusuna geldiğimizde yani Britanya dışarısında, Britanya bunu sunmuyor ama bazı Avrupa ülkelerinde emlak yatırımı yoluyla vize almak, oturum almak ve vatandaşlık almak uygun. Bunlara Golden Visa deniyor. Özellikle bahsedebileceğim Yunanistan, İspanya, Amerika bunlardan üçü. Malta var aynı şekilde. Bazı programlarda hani açılacak bekleniyor, kapanmış.
Ancak eğer kişiler yatırım yoluyla vatandaşlık arıyorsa bu havuz daha da genişliyor. Başka ülkeler var, hani oraya daha yüklü miktarda yatırımlar yapılarak o ülkenin istediği o yatırım fonlarına yatırımlar yapılmak suretiyle kişiler vize, oturum, vatandaşlık alabiliyor. Dubai de bunlardan bir tanesi. Dubai'de real estate dediğimiz emlak yatırım yoluyla oturum veriyor. Ama tabii Dubai'nin vatandaşlık kuralları daha farklı. Orada daha çok süresi oturum hakları söz konusu genel anlamıyla yabancılar için. Yani sadece Britanya'da değil, dünyanın farklı ülkelerinde de emlak yatırımı yapmak isteyenler size ulaştıklarında yine onlara emlak yatırımı anlamında destek ve danışmanlık hizmeti veriyor mu? Biz bu konuda hani kurduğumuz network anlamında biz gerekli olan immigration, göçmenlik danışmanlığını sağlıyoruz. Gene aynı şekilde emlak alımı ya da bununla ilgili partnerler arandığında biz hali hazırda düzenli olarak her ülkeye yönelik olarak bu dataları toplayıp gerekli networkleri ve bağlantıları kuruyoruz, kurmaya devam ediyoruz. O zaman şunu sormak istiyorum. Tabii ki yatırım yapmadan yine başka ülkelerde kendi işini devam ettirmek isteyen kişiler için de farklı bir seçenek mevcut mu? Tabii orada Digital Nomad Visas dediğimiz bir başlık karşımıza çıkıyor. Digital Nomad, bilgisayarımdan uzaktan çalışabilirim. Contractor olarak, freelancer olarak ya da şirket sahibi olarak, remote olarak çalışabilirim diyen kişiler için. Nomad zaten gezgin demek, dijital gezginler. Bu konuda da İspanya, Portekiz çok dikkat çeken ülkelerden ikisi. Dünya üzerinde birçok ülke gezerek, çalışarak, oralarda yaşamak, oturum almak isteyen kişilere geçici oturum izni veriyor. Bu kişiler belki oraya gittiklerinde sonrasında orada kalıcı oturum izni için başka inisiyatiflere girebilirler. Ancak Digital Nomad Visa bu anlamda uzaktan çalışıyorum ve uzaktan çalışarak, freelance, contractor, bir iş sahibi olarak çalışarak başka bir ülkede yaşamak istiyorum diyenler için ailelerini de alıp çoğunlukla, yani genelde öyle, birlikte götürerek orada yerleşmelerini sağlıyor.